Evet Kadir. Evet, Doktor Uyku. Evet. Bir korku filmiyle daha yine birlikteyiz. Evet. Korku gerilim. Korku da demeyeyim o kadar da. Ya sen korkmadın mı hiç? Ya çok korktuğumu söylemem. Ama ben genel olarak atmosfer sevmiyorum ya. Ben ya bu Allah belasını versin. Shining falan da çok şey yapamıyorum. Ben bakamıyorum ona. O küvetteki kadın var ya, yaşlı kadın. Burada da vardı. Şimdi korktun mu sen filmi seyrederken? Çok. Bundan çok korkmadım ya. O zaman hedefine ulaşamamış yani. Benim adıma ulaşamadı. Ya ben bana biraz zayıf da geldi film. Bilmiyorum ama sen ne düşünüyorsun? Ya bir kere bu şey, şu Shining meselesini konuşmak gerekiyor galiba. Değil mi? Bu filmle ilgili biraz konuşurken asıl Shining'den de bahsetmek, biraz onu, evet, ikisi arasındaki farkı, yani aslında aynı dünyayı, hatta karakterimiz de aynı, oradaki çocuk burada büyümüş falan, fakat iki filmin şeyi arasındaki, yani ne diyeyim mesela, tam doğru kelimeyi de bulamadım, entelektüel fark, içine yer, olaylara ve şeye bakış açısı falan gibi şeyleri de konuşmak lazım. Onu da herhalde senden daha iyi kimse söyleyemez. Estağfurullah. Ama şuradan girebiliriz. Yani The Shining bizde sinemalarda gösterime girmemişti. Video, hı-hı, döneminde, yani videosundan seyretmiştim ben de ilk olarak. Hı-hı. Gerçekten bir korku gerilim klasiğidir. Ve benim için sinema tarihinin en iyi korku gerilim filmlerinden biridir. Bunu bir, çok net söyleyebilirim. Okuduğum bir yazıda, yani yine hani ben çok hakim olmayarak şey yapıyorum. Bayağı bir korku filmleri antolojisi, ya bir sıkıştırılmış, o filmin içinde bütün korku türlerinin şeyi var gibi bir şey diyordu yani. Ben o şekilde okumadım, hı-hı, filmi. Her neyse, benim için çok iyi bir korku gerilim klasiği ama bugün genç bir öğrenci alalım, hı-hı, korku film meraklısı bir öğrenci alalım. Çok seviyorlar korku filmlerini diyelim ki, üniversite öğrencisi, genç birisini alalım. The Shining'den korkmayabilir. The Shining, yani çünkü korku sürekli gelişim içinde olan bir tür. Yani her kuşağın kendi korku kodları var. Ve, hı, teknoloji geliştikçe, özel efekt geliştikçe o korku kodları da değişiyor. Şimdi Shining belki çok korkutmayabilir, çok gerilim yaratmayabilir. 80'li yıllar itibariyle bizi çok germişti, çok korkutmuştu, bunu çok net söyleyebilirim. O zamanların en korkutucu filmlerinden birisi olmuştu. Bunu net, açık olarak söyleyebilirim yani. Ama korku kodları geliştiği için şimdi çok korkutucu olmayabilir. Ama bu onun sinemasal değerini asla düşürmez. Burada bir başka konu daha var. Stephen King'in bu filmi seyredip çok sinirlenmesi ve çok öfkelenmesi, hı-hı, var. Çünkü onun alışkın olduğu bir şey var. Kendi romanları, sinema uyarlamaya çok uygun. Çünkü ben Stephen King kadar sinema dilini kullanan bir yazar görmedim hayatımda. Yani gerçekten analiz ettiğinde çok sinema dilini kullanan bir yazar ve burada Kubrick'in alıp onu çok değiştirmesine, kendi damgasını vurmasına ve olayı bambaşka bir yere taşımasına gerçekten tahammül edemediğini biliyoruz. Çok sinirleniyor bu filme. Daha iyisini çektirmek için de daha sonra bir kez daha çekiliyor. Onun kimse şu an adını sanını anmaz. Televizyona yaptırmış. Tabii adını sanını anmaz. Hala The Shining deyince akla gelen tek şey Stanley Kubrick'in filmidir. Şimdi o parantezi de kapatalım. Çünkü orada, yani The Shining'in, şimdi bir metaforlar var, bir sürü. Şimdi otel var, Overlook Oteli var. Şimdi ben diyelim ki hiç inanmıyorum şeye, metafizik hiçbir şeye inanmıyorum. Doğa dışı hiçbir şeye inanmıyorum. Şimdi doğa dışı hiçbir şeye inanmayan, metafizik hiçbir şeye inanmayan birisi için korku türü yani çok saçma sapan bir şey haline gelebilir, tamam mı? Hı hı. Ama sen ne yaparsın bunu? O kadar etkileyici bir film haline getirirsin ki bunu, metafizik inanışı olmayan insanlar da o filme saygı duyar. Film yapı olarak bir kere gerçekten çok sağlam bir film. The Shining. Bunu net olarak söyleyelim. Her şeyle. Hemen böyle bir parantez gibi söyleyeyim. Ben eğer Shining bugün günümüzde de biraz bu şeylerle ilgilenen, insan doğasıyla ilgilenen genç kuşak, bugün hani 20'lerinde olan bir arkadaş bugün izlese Shining'den, hani belki çılgın korkmasa da yani bir ürpereceği, yani filmin sonunda öyle kala kalacağına inanıyorum. Çünkü Shining, ben de ilk izlediğimde, ben birkaç kez izledim Shining'i. İlk izlediğimde ben de çok bir şey hissetmedim. 90'larda izlediğimi hatırlıyorum ilk. Ama sonra, daha sonra 2000'lerin başında bir izlediğimde, yani aslında içimizdeki bir şeyden bahsediyor. Yani bizim içimizde olan bir karanlık meselesi var ve o onunla yüzleşmeye başlayınca, yani kendi içine doğru da dönünce daha ürkünç, daha korkunç bir şey oluyor. Jack Nicholson'ın oynadığı karakterle birlikte onun içindeki o karanlık, ne bileyim yani, bence hala korkutur insanı ya. Eğer o şeye girebilirse.
Korku sübjektiftir. Kimsenin neye korkacağına, korkmayacağına hakikaten karışamam, bilmiyorum da. Korkmuyorum diyorsa hiçbir şey diyemem. Ama benim için ölçü sadece korkutması değil. O iyi bir film. Sen çok güzel şeyler söyledin. Yani adamın içindeki karanlık, yazarlık meselesi, hayal gücü meselesi. Yani o film çok fazla yerden okunabilir. Bir kere aile arasındaki ilişkiler çok karışık. Yani babayla çocuk arasındaki ilişki, final, çocuğun babayı bir labirente çekmesi. Ya ben hatırlıyorum, o yıllarda, sadece 80'li yıllarda o kadar çok insan kafa yordu ki o film üzerine. O kadar farklı yerlerden okudular ki o filmi. Yani olamaz. Çünkü neden? Mehmet sen Kılıçla sadece Amerikan iç savaşına kadar gidenler var şeyler. Uuu dedim, nereye gitmişler? Ama gidilir işte. Çok sağlam bir film ve Kubrick bütün bunlar için hakikaten metafor olarak kullanmış bütün o oteli. Ve zengin metaforlar. Tek anlamı yok hiçbirisinin. Birçok anlamı var. Belirli bir şeyin sembolü demiyorum bak, metafor diyorum. Birçok yerden kullanabilirsin sen o oteli, oradaki olayları. Dersin ki ya her şey hayal gücü, hiçbir şeye inanmıyorum. Aslında her şey burada karakterin hayal gücüdü diyebilirsin. Aile oraya gidince sapıttı diyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? O Dick Halloran var dışarıdan gelen. O da deli dersin. O dörtlü bir cinnetten bahsedersin. Hatta filmin Türkiye'deki video ismi Cinnet. Mesela, tamam mı? Yani dersin ki hepsi, ya her türlü okumada film sağlam, tamam mı? Yani ama iyi de bir korku filmi. Bak bu yazımda da örnek verdim. Şeytan mesela, The Exorcist. Ben onun alt metinlerini hiç sevmem. Alt metinlerinde kadın düşmanı bir filmdir. O yükselen feminizme, yükselen kadın hareketine karşı bir tepki gibidir o film. Exorcist. Ama Exorcist sağlam bir korku filmidir. Gerçekten o dönem için çok etkili bir korku filmidir. Bizi de çok gelmiştir. Ben sinemada seyretmiştim. Geç gelmişti Türkiye'ye ama hepimiz etkilenmiştik. Şimdi bak, sağlam korku filmi. Alt metinlerini sevmesen bile sağlam bir korku filmi diyorum The Exorcist için. Shining için hem o dönem için çok sağlam bir korku filmi hem de alt metinler çok zengin diyorum. Dr. Sleep'e gelirsek, Doktor Uyku, ikisini de söyleyemiyorum. Yani ben şöyle bu kendi kendime düşündüm de bunu hani böyle şey yapsam, böyle bir yazı gibi yazsam, hani Dr. Sleep'in Shining'in devamı olması benim Ocean's Eleven'da Brad Pitt'in oynadığı karakteri oynamam gibi bir şey olmuş ya. Ya kusura bakma ya. Ya o kadar da aslında biraz baktım, evet çok da olumlu şeyler yazmışlar. Böyle Batı'da bazı birkaç tane yazar gördüm. Hani iyi olduğunu söylüyorlar ama ya ben Shining'in devamı olmak zor tabii. Yani Shining gibi bir şeyin peşi sıra gelmek de zor bir şey ama kendi başına da ben çok bir şey görmedim Dr. Sleep'te. Ben de ama görmedim yani. Ama ben şu kadarını söyleyeyim, yani filmle ilgili söyleyebileceğim en iyi şeyi en baştan söyleyeyim. Son 40 dakika, yani Overlook Oteli'nin uzaktan böyle görülmesiyle birlikte film birden yükselmeye başlıyor. Film birden benim için çok ilgi çekici hale gelmeye başlıyor. Her şeyle ondan sonra ben zevkli vakit geçirdiğimi söyleyebilirim. Onu şöyle belirttim, hani korktun mu dediğim mesele var ya. Filmin o Overlook Oteli'nin o gece o arabanın o farlarıyla gidip de o oteli gördüğümüz ana kadar filmden ben sıkıldım bile diyebilirim. Yani bir grup birileri ruh yiyorlar falan filan, işte bizim adamımız şey falan. Fakat o işte Overlook'u görünce aslında yıllardır bastırdığımız o alttan o Jack Nicholson orada evet, bir yerde ya elinde baltayla geziyor. O onunla beraber bence film değil de ben bizim o kafamızdaki o Shining İmajını tekrar harekete geçirdiği, canlandırdığı, yıllar önce izleyip de bayağı tırstığımız yere geri dönmek gibi bir şey oldu bence. Çok da güzel. Bence yani Shining sevenler, Shining'e hakikaten değer verenler bu filme mutlaka gitsinler. Çünkü son 40 dakika onlar için bir hediye gibi olacak. Bir de seti yani, de birebir kurmuşlar çok tekrar. Çok böyle tutkulu bir şey var orada. Çaba var ve özen var. Ona saygı duyuyorum ben. Yani gerçekten hani çok tutkulu bir şekilde yapılmış o sahnelerin çekimi. Bisiklet sahnesinden başlayarak yani böyle bütün bir Shining filmine hakikaten çok güzel göndermeler var. Orada yeniden otelin canlanması vesaire, bütün o bölümü ben sevdim. Bütün o ikizlerin falan filan hepsinin yani o koridorlar, o yaşlı nenenin olduğu küvet evet, var ya o. Hepsi bence filmin en büyük artı puanı o. Zaten film bence şimdi bugünün bir şekilde aslında şunu da düşünmüştür Mike Flanagan'ın. Ben Shining'in imgeleri çok güçlü. Korku filmi imgeleri çok güçlü. Şimdi sen ben işte The Shining'e meraklıyız ama çok geniş bir kesim ki korku filmi seyircisi böyledir. 1980'den kalma bir filmi gidip
internette bul falan, seyretmez yani. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? İlgilenmez. Adamın önünde Netflix var, bilmem ne var, dünya kadar malzeme var, her sürekli korku filmi geliyor. Gidip 1980'den bir film seyretmez. Ama diyor ki ya bunun müthiş bir kendine göre bir ikonografisi var. Yani müthiş bir ikonografi bu. Her şeyiyle, oteliyle, koridorlarıyla, yaşlı kadınıyla, akan kanıyla. Ben bunu kullanayım diyor Stephen King'in izniyle. Telif hakkını da ödüyor. Çalıntı da demezsin. Aynen alıyor bu ikonları, bu korku ikonlarını yeniden karşımıza çıkarıyor. Şimdi genç bir seyirci kitlesi gittiği zaman çok etkilenecek. Yani o özellikle son bölümden. Böyle bir durum var. Yani evet, biraz şey de yapıyor. Yani Shining'in o son 40 dakikası aslında bir tür yeniden çevirme dönüşüyor yani. Hikaye çok alakasız ama görsel olarak, çünkü Shining'in en korkutucusu ne varsa hepsi var orada. Shining'de tabii bizi korkutan ne varsa orada var. Bütün o sahneler var yani. Labirentler ama tabii var, şu yok. Sen de çok doğru söylüyorsun. O finaldeki duyguyu asla veremez. O Daktilo'daki duyguyu hiçbir şekilde veremez yani. O birebir orada yaşadığın korku veremez. Sadece bir ikonografi olarak kullanılır. Sanki görsel orada olarak kullanılır. Okuduklarından şeyi gördüm Mehmet. Mesela bir sohbetin başında dedin ya, Kubrick King'in romanını alıyor. Tamam diyor. Sen şey, ayağını ona basıyor ama bambaşka bir overlook. Evet. Oteli kuruyor. Bambaşka bir dünya kuruyor ve King'in kitapta bahsettiği ya da kitapta insanları korkutmaya çalıştığı şeyin dışında başka bir yere doğru, başka bir şeyin içini kurcalayarak, içine bir sürü o metaforlar doldurarak başka bir şey. Mike Flanagan biraz King'e sadık kalmış. King'i üzmemek mi istemiş diyeyim artık. Ama hikayeyi de kendisi yazıyor aslında, oraya kadar giden hikayeyi. Yazmış ama romana yok. Evet ama ben yine de diyorum ki yani hikaye olarak bile son 40 dakika artık her neyse o Overlook Oteli'ne geldiğimizden sonraki zaman hikaye bile çok ilginç. Çünkü orada kendi babasıyla olan meselesi var tekrar. O mesela bütün filmde olmayacak kadar ilginç bir çatışma, dramatik çatışma. Daha zenginleşiyor film yine. Her şeye rağmen yani filmi kurtaran Kubrick'le Stephen King, yani Mike Flanagan'ın bu filmde artısı sadece bu dünyayı tutkulu bir şekilde kurması. Evet, çok kendisi de yani çok hani istedim şey yapmaydı. Filmi de çok sevdim. Hem Shining'in romanına büyük saygı duyduğunu hem filme. Yani evet, ikisinin King sevmese de ben ikisini de çok severek yaptım diyor. Zaten King'e izletmiş filmi hemen. O da gitmiş, beğenmiş galiba. Beraber izlemişler. Bir tırsma da var. Herif öbürünü hiç beğenmediği için Stephen King. Fakat izledikten sonra Stephen King demiş ki yani şey, bayağı güzel bir iş çıkarmışsın. Hani benim dünyamı alıp yaratıp. Hatta şunu da söylemiş galiba, yanlış okumadıysam Kubrick'in Shining'ine de güzel bağlamışsın. Yani ondan da çok koparmamışsın. Ki orada belki hani King yıllar sonra o filme de hani bir şey. Evet, o da artık bence yaşlandığı şey yapmış yani. Hani benim romanımı eyvallah, hani ona da ondan da çok alakasız bir şey yapmamışsın. Evet. Yani ona da bir saygı olmuş diye anlatıyor. Ama bütün filmin duygusu, yani bütün 2 saat, 2,5 saat falandı galiba. Ya filmin sonunda çıktığımızda yine bizi şey yapan Shining'di yani. Otele gelene kadar olan bölüme bakalım. Yani nedir orada sevmediğimiz şey, nedir orada beğenmediğimiz şey? Benim payıma bir kere ben hikayeyi sevmedim. Hikayede benim ilgimi çeken çok fazla bir şey olmadı. Şimdi bir kere vampirleri temel almış. O şapkalı Rose ve çetesi, avanesi diyelim. Onlar bir tür vampir gibiler. Yani vampir çetesi gibiler. Yani dolaşıyorlar, gezgin vampirler. İşte pırıltılı olan çocukları ve insan, herkes de var o pırıltı. Ama özellikle o yetenekten çok fazla olan çocukların peşinde koşuyorlar. Şimdi bu tamamen bir vampir filmi örgüsü bir kere. Burada bana ilginç gelen hiçbir şey olmadı. Şimdi bir kötüler o var. Bir de iyiler cephesinde iki kişi var. Dantorus var, işte Torrance var. O zaten şeyden geliyor. Ufaklık, evet, Shining'deki. Shining filmindeki ufaklık, büyümüş. Ve bir de Aubrey diye bir genç kızımız var. Önce çocuk halini görüyoruz, sonra ergenlik halini görüyoruz. İyiler cephesinde de o ikisi var. Şimdi bunların üçü bir kere birbirinden uzaklar. Çok uzaklar. Kötü, son derece kötü. Son derece düz bir kötü. İyiler de çok iyi, tamam mı? Filmde bütün film boyunca da biz iyi kötü savaşını seyrediyoruz. Son derece düz ve sıkıcı bir hikaye. İyilerle kötüler savaşıyorlar. İyilerin kendi içinde çelişkileri var mı?
Torrance biraz bir alkol problemi yaşıyor. Onu da aşıyor zaten 8 yıl sonra 2. bölümde. Yani böyle karşımıza çok ilginç bir karaktermiş gibi geliyor. Yıkık dökük harap bir karaktermiş gibi geliyor ama kısa yani sürede... Yani o parıltı onu bitirmiş gibi. Evet, ama o parıltının içinde ezilmiş gibi yere... ama evet çok... Çıkmıyor yani bir şey. Oradan çıkmıyor zaten. Şimdi bak, şimdi şeye bakalım. The Shining'e bakalım. The Shining'de aile var, 3 kişi var. Aralarında müthiş ilişkiler var, yani müthiş bir çalışma var, dramatik çalışma var. Otel kendi başına bir karakter zaten. Bütün bunlar, burada ne var? Sadece bir iyi kötü savaşı var. Yani başka hiçbir şey yok. Son derece düz bir hikaye. Ya bir de Mike Flanagan, yani The Haunting of House Hill. Müthiştir ya o dizi. Çok severiz ikimiz de. Evet evet. Yani o geçen sene bir türlü denk getirip konuşamadık, bir türlü denk getirip ben yazamadım. Ama gerçekten benim için son yıllarda seyrettiğim en iyi korku gerilim işlerinden birisi. Film diyemiyorum, dizi çünkü. Ama benim için fark etmiyor. Gerçekten çok iyi ve çok iyi yazılmış. Orada yarattığı film. Dünya, özellikle bir bölümü, 6. bölüm müydü? Harikadır ya. Onun üzerine okumadık yazı kalmadı. Ben kaç tane şey koydum hani nasıl yapmışlar onu diye. Ondan sonra böyle düz bir iş olmuş ya. Ben biraz daha yüksek bir şey bekliyordum. Özellikle o diziden sonra. Şimdi bir de orada mesela o dizide dram tarafı çok sağlamdır. Aile ilişkileri inanılmaz iyi kurulur. Onları çok iyi dram olarak kurar. Ve korku gerilim sahnelerinde de gerçekten hani benim gibi çok alışkın, korkuya şerbetli diyebileceğim insanları bile çok korktu yani. Gerçekten ürpertir. Ve aynısı burada son derece sıradan bir iyi kötü mücadelesi seyrediyoruz ya o noktaya kadar. Haksız mıyım bilmiyorum. Var mı değişik yok, bir şey? Yok değil. Çıkıyor muydu bir şey orada? Şöyle söyleyeyim sana. Ben korku filmlerinden, gerilim filmlerinden çok gerilen ve böyle rahatsız oluyorum açıkçası. Ama gerçekten yani o tanıdık imgeler, işte o hep diyorum ya o yaşlı teyzeler, öbür şeyler, oteldeki ikizler falan, onları görene kadar diğerleri o kadar sıkıcı ki. Yani ben diyorum ya bir şey olsun da korkma, bir sahne var hani o da korkmak değil de ufaklık, yoldan aldıkları ufaklığın bir bağır, çağırış bir sahne vardı ya. Mesela gördüm o inanılmaz işte orada çok yükseldi falan gibi bir iki şey gördüm. Ya bence hiçbir şey yoktu. Stephen King bu hikayeye Shining'in devamına zaten 90'ların sonunda bir imza gününde bir okur şey demiş. Dan Torrance'a ne oldu gibi bir şey sormuş galiba. Oradan şey yapmaya çalışmış. Ben hani kendi kurduğu ya bunu nasıl yaparım gibi değil de ya orada bir ekmek var hani ben bunu yazayım yürürüz buradan şeyi mi yaptı ne yaptı çok derinleşmemiş hani biraz mesela Dan Torrance'a ne olduğu ile ilgili bir şeyler konuşalım ben diyeceğim yok ya, sadece yok. Biraz alkol işte çok o ilk sahnedeki ama... evet çok çok daha derin şeyler olabilirmiş ama o kadar zayıftı ki o kasabaya geldikten sonra normal çalışan çocukla kurduğu bir işte şey var, metafizik bir ilişki var orada. Birbirinden çok uzak mesafeler ama onlar falan kurtarmıyor filmi ya. Yani o bağ da bence çok güçlü değil yani. Olabilir ama bu böyle ikisinin bir birleşip bir kötüye karşı savaşması çok ilginç bir hale gelemiyor. Yani çok ilginç bir hale gelemiyor. Bir de Overlook Oteli'ndeki kötüler de var işin içinde. İşte Şapkalı Roz onlardan bağımsız. Böyle bir darma duman bir şey oluyor yani. Şapkalı Roz'u şeye çekiyorlar işte, o otele çekiyorlar. Otele çekiyorlar. Ya onlar falan yani... bence yürümüyor ama şimdi bugünün seyircisi için, korku gerilim seven bir seyirci kitlesi için fena da değil yani. Hani çok da, yani çok da kötü bir şey olduğunu söyleyemem. Bana şey falan da hani görsel olarak çok şey ama hani kızın yükselip de gidip uçarak şey yaptığı falan. O sahne hoşuma, benim mesela filmler ne aklımda? Kaldı dersen o sahne kaldı biraz. Yani görsel o olarak eyvallah. Şey yani. Yani hani bir atraksiyonu var oraya gitmesi falan filan ama dediğim gibi ya Shining'deki metaforların ardından Doktor Sleep o kadar tatsız tuzsuz bir şey kalmış ki ya ben bence üzücü. Ya ben kendi adıma hani daha iyi bir şey olabilirdi Mike Flanagan'dan. Bundan çok iyi şeyler bekliyoruz. Bence daha özgün işlere yönelirse yani bunu burada çok ağır bir yükün altına girmiş. Hani öyle bir filmin ardından bir şey yapmak. Evet. Ben romanı doğrusu okumadım. Hani Doktor Sleep'i de Shining'i de romandan okumadım. Belki hani kitap olarak ikisi daha dengelidir, daha şeydir ama. Şeyi okudum ben. Shining'i okudum. Shining çok iyi. Ama Doktor Sleep'i ben de okumadım. Ama yani ne yazık ki yani uyarlama açısından bakarsak. Birebir uyarlama mıdır, nedir, ne değildir bilmiyorum ama çok parlak bir iş yok ortada yani.
Ama Shining çok müthiş bir roman. Roman olarak da iyidir yani. Stephen King'in en iyi romanlarından biri olarak görürüm ben. Şeye onu söyleyebiliriz. Özellikle o Overlook Hotel'le ilgili gerçekten büyük saygı duymuşlar. Her şeyi yeniden yapmışlar. Hatta onunla ilgili şeyler var. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum da Jack Nicholson'ın tekrar gözüktüğü sahnelerde başka birisi. O görüntüleri kullanmamışlar. Orada yani Jack Nicholson'ı benzeyen birisi yapmışlar ama o çok rahatsız edici değil. Hani çok rahatsız edici bir şey diye, değil. Sen tabii. Ne düşündün diye. Ama şey. Asıl bak filmin de en benim unutmadığım, aklımdan çıkmayan sahnesi de o baba oğul sahnesi bence. Çünkü oradaki mesele hakikaten odur. Yani o babanın aile babası olma stresine katlanamıyor olması otel onu çeker. Yani sen aile babası oldukça bizden uzaklaşıyorsun der. Otelin dünyası onu yavaş yavaş kendine çeker. Orada bir iyilik kötülük meselesi yoktur otel, o Shining'de. Adamın yavaş yavaş kendi içindeki karanlığa doğru kayması vardır. O yani bir şey olarak, erkek olarak otelle kurduğu birebir ilişki görünce yük gibi gelir ona. Eşiyle çocuğu bir yük gibi gelmiyor. Çok ağır bir sorumluluk gibi gelmeye başlar. Fakat burada ne olur sonunda çocuk onu öyle bir labirente çeker ki müthiş bir şeydir yani. Kendi adımlarından oradan geri geri gitmesi müthiş bir imgedir mesela yani. O labirente çekiyor ve orada yok ediyor. Aslında en büyük korkusu gerçek oluyor. Zaten en başından beri ondan korkuyor aslında. Yani bu aile beni yiyecek, bitirecek tamam mı? Yani bu otelde benim bir dünyam var, yeni bir ilişkim var. Aile kurma korkusu ve tam sindiremeden anlıyorsun ki bir kendine bir şey olarak görüyor onu, baskı olarak görüyor. Oradan bir kadın nefreti doğuyor. Çocuğuna da aynı şekilde o cinnet geçirmesi bütün ya onlar çok anlamlı şeyler ya çok ya güzel müthiş, yani. Çok mesela o şeyi okudum bir yerde yine geri geri gitme işte o beyaz Amerikalı kızıl derili yerliler muhabbeti o çocuğun geri geri adımlarından gitmesinin bile bir kızıl derili izlerini yok etme falan şeyi yani oralara metaforları da çok güçlü. Biz mesela dönüp dolaşıp Doktor Sleep konuşacaktık ama hakikaten bence çok fazla konuşulacak bir şey olmadığı için dönüp Shining'e gidiyoruz. Orada sadece Doktor Sleep'te sadece konuşulacak şey iyi ile kötünün mücadelesi. Başka bir şey yok ki yani. Ya bir de oraya baktım. Orada acayip şeyler var yani. Bir kere anti kahraman var ki anti kahraman çok sofistika bir konudur. Sen de biliyorsun. Ya orada mesela çocuğun üzerinden alırız hikayeyi. Bütün film çocuğun ana karakter sanki çocuk gibi olur ama onların değişmesi çok iyidir. Çok iyi çizilmiş bir anne karakteri vardır. Yani annenin o tedirginliği falan harika oynar yani. Müthiş yani. Ve Kubrick o filmi çok iyi tasarlamıştır her şeyle. Bir burada baktığında işte iyiler, kötüler, şapkın, Ross çetesi, işte hatta Abra gelecek, Abra'da onlar karşılaşacaklar. O karşılaşmayı bekliyoruz. İşte finalde karşılaşıyorlar. Yani yapı da aslında baktığında hani bu popüler gençlik filmlerindeki yapının aynısı. İşte önce kötüyü tanıtıyoruz, sonra iyileri tanıtıyoruz. Bunların arasındaki yavaş yavaş çekişmeler var. Sonra final maçına doğru geliyoruz. En büyük final maçı da Overlook Hotel'de oluyor işte. Bu yani Shining'e bak bir de hiç iyisi. Hadi geçtim Shining'i bir tarafa koyuyorum. Flanagan şeyini alalım. Kendi dizisini. Haunting of Hill House. O da müthiş bir şeydir. Hiç iyisi yoktur bunlarla. İyilerle, kötülerle. Yani vardır ama yani o müthiştir. Ailenin kendi içindeki şeyler o kadar ilginçtir ki meseleler bir drama olarak çok güçlüdür. Aile drama olarak da. Burada ise yok öyle şeyler. Bu filmde çok şey yapmadık ama biz o Mike Flanagan'dan ben daha gösterişli bir şey bekliyorum. Yani bir hakkı daha veriyorum yok, ona. Yok yok. Şey ondan o, onu yani yapan, bu biraz o yapan çok iyi işler çıkaracak. Çıkarır. Bence. Oyunculuklarda da mesela Ewan McGregor ya da Rebecca Ferguson okey ama bence mesela çok karakterlere inanmışlar mıydı şeydi o bile bence hani oynamışlar öyle. Ya çok güz geldiler. İyiydi aslında. Yani, seviyorum yani Rebecca Ferguson'u. O evet Rebecca Ferguson'u iyi o genç kız da iyi yani gençliğini oynayan da çok iyiydi. O da çok iyiydi yani ben oyunculuklarla onun ilk filmiymiş galiba yeni. Yani, oyunculuk, teknik artık güzel, onlar belli bir şey. Ama gene dönüp o Shining'i söyleyince yani Shining'den sonra bunda daha fazla bir şey. Hani gelip düşünüp orada da böyle demiş. Yani hala geçen 1-2 yıl önce şey vardı senaristler. Overlook Hotel'de sonunda Jack Torrance'ın gözüktüğü bir fotoğraf var ya. Hani orada gözüküyor. Hala onun sırrı yani 30 yıl geçmiş orada gözüküyor. Ne o resim diye. Onlar da şey diyorlardı işte o aslında hayalet o. İşte daha önce de orada yaşamış falan filan. Hala üzerine konuşacak
bir sürü malzeme veren bir filmin ardından böyle işte kola, popcorn aldık. Cuma akşamı sinemaya gidip böyle 2 saat evet. izledik, çıktık, bir film olmuş yani. Ya bu vesileyle biz The Shining'e saygı duruşunda bulunduk. Orijinal evet, biz onu konuştuk. Evet, Doktor Sleep de. Ve Flanagan'ın dizisine de Netflix'te yayınlanmıştı. İkisine de bu vesileyi önermiş olalım. Filme de gidilebilir, görülebilir. Özellikle korku sevenler için çok da kötü bir deneyim olacağını düşünmüyorum. Yok, bu hafta sonu gidilecek zaten. Evet. O var. Onu kaçırmayın, ne diyelim. En kötü uyursunuz. Adı da Doktor Sleep zaten.